Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hazreti Adem'in hayatını anlatacağım. İlk insan kim? İlk peygamber kim? Hepsinin yanıtını bulacaksınız. Herkes hazırsa hadi videomuza başlayalım. Bundan yıllar önceydi. Allah dünyada bir insan olmasını istedi. Daha doğrusu dünya yaratıp insan yapmak istedi. Ve bu fikrini de meleklere söyledi. Melekler ilk başta çok üzüldüler. Ya Rabbi, biz senin için dua ederiz. Biz asla yanlış yapmayız, kötülük yapmayız, günah işlemeyiz. Onlar kötülük yapabilirler. Niye? Biz sana yeterli değil miyiz? Siz sevmiyor musunuz? Yüzülmeye başlamışlar. Allah da onlara sizin bilmediklerinizi ben bilirim demişti. Ya Hazreti Adem yaratmıştır. Hazreti Adem'i toprak ve sudan yarattıktan sonra da ona bütün dünyadaki nesnelerin isimlerini öğretti. Hayvanların da. Sonra da meleklere sorup, hadi buyurun bulun bakalım demiş. Ama melekler hiç bulunmamışlar. Fakat Hazreti Adem'e sorduklarında Hazreti Adem hepsini cevaplayıvermiş. Melekler Allah'tan özür dileyip sizin bildiklerinizi bilmeyi ve Hazreti Adem'in önünde secde ettiler. Allah o sıkılmasın diye eş yarattı. Hazreti Havva'yı yarattı ve onları cennete koydular. Cennette çok güzel vakit geçiriyorlardı. Allah onlara ama sakın bu ağaçtaki meyveyi yemeyin demiş. Onlar da ya bu ağaçtaki meyvede ne var diye düşünüp artık meraktan ölüp hemen yemişler. Onlar çok pişman olmuşlar. Allah onları dünyaya ayrı ayrı bölgelere koymuş. Ve onlar da yıllarca Allah'tan özür dilemişler. Allah o kadar merhametli ki ben onlara etmiş. Onları bulaştırmış. Siz bir dahaki vefat edene kadar siz dünyada yaşayacaksınız. Onların çocukları derken dünya çocuğalmış. Hem biliyor musunuz? Her yıl iki çocukları oluyormuş. İşte böyle çocuklar. Her çocukta çocuk, çocukta çocuk derken dünyada insanlar çoğalmıştı. Ha, unutmamışken Hazreti Adem'in de her peygamber gibi bir özelliği vardı. Dünyadaki bütün nesne ve hayvanların isimlerini o biliyordu. Evet arkadaşlar, bugün Hazreti Adem'i öğrendik. Ha, birileri size sorursa Hazreti Adem ilk insandır, ilk peygamberdir. Ve onun özelliği de dediğim gibi bütün nesne ve hayvanları bilmektedir. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomda çok heyecanlı bir peygamberimizi anlatacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.